İftira atmış. Şimdi iftira atılan insanı düşünün. Ya ispat edemiyorsun, ben yapmadım diyemiyorsun. Adam iftira atmış, bir de yalancı şahitler bulmuş. Ya hapse giriyorsun. O toplum içerisinde seni ya zina iftirasıyla suçlamışlar, ya hırsızlıkla suçlamışlar, ya rüşvetle suçlamışlar, ya şunla ya bunla. Anlatamıyorsun. Ey yakınlarım, hiç beklemezdik senden ya. Bak bak, bir de namaz kılıyordu. Bir de hacı, bir de hoca. Şimdi iftiranın artık böyle bir izahı yok. Ne olacak orada? O kimsenin çektiğini düşünün. Ya hapse girecek, ya mezara girecek, ya şu olacak, ya da aklını yitirecek. Çünkü bu çok berbat bir şey. Dolayısıyla Allah-u Teala o kulunun hakkını savunuyor. Burada kul hakkı deniliyor. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu hak sahiplerine haklarını ahirette verecektir. Bu da kulunu çok sevdiğindendir.